Merhabalar, Elif Atölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün gördüğünüz üzere şöyle şık, sıralı, basit ama çok göz alıcı bir tığ oyası yapacağız. Öncesinde hemen birkaç hatırlatma yapacağım. Ekranın sağ alt kısmındaki veya videonun altındaki abone butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmanız mümkün. Onun dışında zil işaretine tıklayarak bildirimleri açarsanız eğer her video yayınlanır yayınlanmaz ilk siz haberdar olacaksınız. Ve son olarak beğenilerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum hanımlar. Şimdi şöyle bir göz atalım. Bir sıra halinde İkişer adet zincirden zürafa yaparak yazma kenarına zeminimizi hazırlıyoruz. Bunun yazma kenarına yapılışını kıvrılışıyla birlikte ekranın sağ üst köşesine ve videonun yorum kısmına ekleyeceğim. İzleyebilirsiniz. Ve hiç zaman kaybetmeden boyamızın ilk aşamasına başlayalım. Şöyle göstereyim. Kum boncuğu kullandım ben bu boyada. Bunlar böyle ipi dizili halde satılıyor. İpi aktardıktan sonra oyanıza benim gibi başlayabilirsiniz. Herhangi bir zürafaya bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 4 tane boncuk alıyorum. Tümünü sıkıca topluyorum. Bakın sıkıca dediğim zaman üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü bu boncukların şu şekilde toplu durması için bu önemli. Yani eğer çok fazla bol olursa çok ayrık durur. Görüntü olduğu gibi istediğimiz gibi olmayabilir daha doğrusu. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. Ve sıradaki 3. zürafanın içerisine batıyoruz. 1, 2 ve 3. Bu zincir sayısı iki tarafta aynı değil. Soranlar olacaktır. O yüzden şimdi belirtiyorum. Boncuk oyalarında son ördüğünüz zincir boncukların alt kısmına pay alarak gidiyor. O yüzden eşit olmasını istiyorsak bu şekilde bir tane bu tarafta olan yani ilk ördüğümüz zincirlerde bir tane fazladan zincir çekmekte yarar var. Devam ediyoruz. Bu kaldığımız yerden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 4 boncuk alıyoruz. Topluyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki 3. zürafanın içerisine batıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Oyamızın ilk sırasını bu şekilde oluşturuyoruz. Devam edeceğim ben şimdi 2 tane daha yapacağım buraya. Ve 2. ve son sıramıza geçeceğiz. Oyamızın ikinci sırasında ilk sırasında olduğu gibi aynı şekilde yine kum boncuğu kullanacağız. Herhangi bir bakın tepede bıraktığımız 4 boncuklarımız vardı. Herhangi bir motifin 2 tane boncuğun ortasına sık iğne yaparak başlıyoruz. Hatta son sık iğneyi sökerek gösterirsem belki sizin için daha iyi olabilir. Şöyle söküyorum. Gördüğünüz gibi 4 boncuğun orta kısmına battım. Bir sık iğne örüyorum. Ve sabitliyorum. Şimdi burada 2 boncuk çek, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı sayıda 4 tane boncuk alıyoruz. Bu defa 3 boncuğumuzun etrafına kontür yapacağız. Hemen tarif ediyorum. Yine aynı şekilde sıkıca 4'ünü de topluyoruz. 3 zincir çekiyorum. İlk 2 boncuğun arasına batarak bir sık iğne örüyorum. Böylece ilk boncuğun etrafına bir tane kontür örüyorum. Aynısından yeniden yapıyorum sıradaki boncuğun etrafına. 3 zincir çekerek örüyorum. Yeniden 3 zincir. 3 boncuğumuzun etrafına öreceğiz bu kontürden yalnızca. 4. boncuk böyle boş kalacak şekilde örüyoruz. Yeniden 2 boncuk 2 zincir çekiyoruz ve sıradaki 4 boncuğun orta kısmına sağ ve sol kısımları da ikişer tane kalacak şekilde batarak bir sık iğne örüyoruz ve devam ediyoruz. Böylece devam edeceğiz. Tümünü örüyoruz. Ben örmeye devam edeyim. Bu arada birkaç hatırlatmam daha olacak. Oya yapımında yapamadığınız oyaların isteklerini bana gönderebilirsiniz Facebook ve Instagram üzerinden. Ben onları istek listesinin sıraya alabilirim.
ve sıra size gelince yayınlayabilirim videosunu. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Onun dışında şöyle göstereyim. Burada bakın YouTube üzerinden yayınladığım tüm modellerin resimlerini de ayrıca Instagram üzerinden paylaşıyorum. Soranlar oluyor. Alamıyoruz buradan modellerin resimlerini diyenler oluyor. O yüzden tekrardan belirtiyorum, yarar var bunda. Ben mümkün olduğunca tüm modellerin resimlerini de paylaşıyorum oradan. Takip edebilirsiniz. Bu arada bakın örmeye de devam ettim. Şöyle. Zaten birazdan oyumuzun da ütülü halini göreceğiz hep birlikte. Bir yere ayrılmayın. Ben şimdi hızlıca bunu bitireyim ve oyalı halini sizi de daha fazla bekletmeden tekrardan geri getireceğim. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere oyamızın ütülü hali böyle. Umarım beğenmişsinizdir anlatımımı. Modelimizi beğenip faydalı buluyorsanız eğer videonun beğen butonuna tıklayıp benimle düşüncelerinizi paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağ alt kısmından veya videonun altındaki abone ol butonundan bunu yapmanız mümkün. Ücretsizdir. Zil işaretine tıklayarak da tüm bildirimleri açarsanız eğer her videodan ilk siz haberdar olacaksınızdır. Evet, yepyeni bir anlatımda yeni bir modelle buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.